Mesela hadiste diyor ki şeytanlar Deccal'e ne istersen söyle yapalım diyecekler. O da haydi gidin insanlara benim onlar Rabbi olduğumu söyleyin. Yani gerçek Allah yoktur. Suni Allah'lar vardır deyin diyor. O zaman ne yapıyor mesela? Öcalan'ı Allah olarak ilan ediyorlar. Öcalan bir yazısında diyor ki İngiltere PKK yaklaşımını iyi anlamak gerekiyordu. Bak İngiltere PKK yaklaşımını iyi anlamak gerekir. Şahsi yorumum diyor, İngiltere kendine göre Kürt harekatı üzerinde derin politikaların içindedir. Yani derin devlet, İngiliz derin devleti gereğini yapıyor diyor. Bazılarını yanına çeker, bazılarını harcar. Abdullah Öcalan diyor bak. Destekler gibi yapar, amacına ulaşınca horlar. İngiltere bizim konumumuza en akılcı yaklaşan ülkedir. Met TV'ye yayın hakkı verdi. Bak Met TV yani PKK'nın yayın organı. Met TV'ye yayın hakkı verdi. Benim tasfiye kararımı sanırım İngiltere vermiş. Politikaları İngiltere oluşturur. Amerika Birleşik Devletleri'ne uygulattırır. İrlanda'da IRA örgütü ile görüşmelerimiz ve zaman zaman temaslarımız olmaktadır. İngiltere bence ana politikayı oluşturmaktadır. Avrupa'daki işbirlikçilerine ama özellikle ABD'ye bunu uygulatmaktadır. Ortada bu konularla ilgili belge yok. Olması da mümkün değildir zaten diyor derin devlet olduğu için. Ancak gelişmelerde dikkat edilmesi gereken konu Avrupa'nın İngiltere'de düğümlenmesidir. Bak, dikkat ediyor mu? Dikkat edilmesi gereken konu Avrupa'nın İngiltere'de düğümlenmesidir. Konulara çok derin yaklaşıyor diyor. İngiliz derin devletini bu şekilde anlatıyor. Deccaliyeti bu şekilde anlatıyor. Abdullah Öcalan söylüyor bunları. Bazılarını yanına çeker, bazılarını harcar diyor. Destekler gibi yapar, amacına ulaşınca horlar. Ya köpek gibi görüyor çünkü. Zaten ahlaksız olduğundan emin. Zaten psikopat olduğundan emin. Zaten cemiyet mikrobu olduğunu biliyor. Ama amacına ulaştıysa onu o ahmak da zannediyor ki onu son vefat edinceye kadar kollayacak zannediyor. Halbuki amacına ulaştığında ya köpek gibi bir yerde öldürüyor, ya aşağılıyor, ya adam yani ya bir skandalın içine sokuyor, mahvedip batırır yani. İngiliz derin devleti çok acımasız bir yapıdır. Bak bunu Abdullah Öcalan çok açık, detaylı olarak anlatıyor. Bak İngiltere PKK yaklaşımını iyi anlamak gerekir. Şahsi yorumum diyor, İngiltere kendine göre Kürt harekatı üzerinde derin politikaların içindedir diyor. Yani Kürt harekatı dediği PKK harekatı bak 200 yıldan beri devam ediyor diyor zaten. Selahattin Hoca, Selahattin Demirtaş, 200 yıldan beri devam eden bir hareket diyor. Kim yapıyor? İngilizlerin devleti yapıyor. Mazlum Kürt halkı, Kürt harekatını başlatacak ne bir yanlış inanca sahip olur, ne de bir imkana sahip olur. İngilizlerin devletidir yöneten. Bazılarını yanına çeker, bazılarını harcar, destekler gibi yapar, amacına ulaşınca horlar. İngiltere bizim konumuza en akıllı yaklaşan ülkedir. Met TV'ye yayın hakkı verdi. Benim tasfiye kararımı sanırım İngiltere vermiş. PKK'nın tasfiye edilmesi kararını İngiltere verdi diyor. E hani siz yönetiyordunuz, hani PKK hakimdi. Bak hakim olan İngiliz derin devlet. Abdullah Öcalan kendisi söylüyor. Politikalar İngiltere oluşturur. Yani PKK'nın politikalarını İngiltere oluşturur diyor. Yani İngiliz derin devleti. ABD'ye uygulattırır. Amerika Birleşik Devletleri'ne uygulattırır diyor. Mesela şu an başkanlık sistemini ısrarla bastırıyor Amerika. İrlanda'da IRA örgütüyle görüşmelerimiz ve zaman zaman temaslarımız olmaktadır. İngiltere bence ana politikayı oluşturmaktadır.
Bak İRA'yla da görüşüyoruz. Terör örgütü çünkü. Orayı da İngiltere yönetiyor. Avrupa'daki işbirlikçilerine ama özellikle ABD'ye bunu uygulattırmaktadır. Amerika'da işbirlikçisi dedi Fransa, evet. Almanya falan. Ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne uygulatmaktadır diyor. Ortada bu konularla ilgili belge yok. Yok tabii ki. Derin devlet olduğu için yok. Olması da mümkün değildir zaten diyor. Görüyor musun? Ancak gelişmelerde dikkat edilmesi gereken konu Avrupa'nın İngiltere'de düğümlenmesidir. Yani düğüm orada diyor, deccaliyet. Bütün Avrupa'yı, Amerika'yı yöneten o diyor. Konulara çok derin yaklaşıyor diyor İngiltere. Yani bak derin değil, çok derin yaklaşıyor diyor. İşte olayın bütün özeti bu. Biz bir şey anlatıyorsak çok nettir olay.